Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve gördüğünüz gibi şu an Redstone'u eritiyorum. FTB Mindcrack serimizin 14. bölümüne hemen bir... Evet, 14. bölümmüş. Tabii şu kabulü bu yandan alsın. Evet. Ve Redstone'umuzu erittiğimize göre sen de tamamsın. Bugün yapacağımız şeylere bakalım. Gördüğünüz gibi elimde biraz Hobby Steam Engine ve EU Accumulator var. Bunun sebebi enerji üretimi. Sistemin başlangıcı için enerji üretimi. Ve şimdi bize ne lazım? Redstone Energy Conduit lazım. Bunun için Electrum Ingot ve Hardened Glass lazım bolca. Bunu yapmak kolay. Hatta Electrum Ingot'ımızı yapmak artık daha da kolay. Çünkü güzel bir Blast Furnace'ımız var. Evet. Goldlarımızı alalım. 8 parça. Tinsin sen, pardon. Silver nerede? Ha. Tamam. Biraz da normal elektron ingot'ımız var. Şurayı temizleyelim. Bunları bu şekilde koyarsak eğer gördüğünüz gibi hızlıca elektron ürettik. Zahmetsizce. Şimdi kim gider? Yarım saat uğraşır. Onunla, bununla, cartla, şurtla. Ve bu kadar obsidian yapmamız aslında gerekliymiş. Onu öğrendim. Ve şuralarda bir yerde biraz daha hardened glass'ımız olacaktı. Obsidian'larımızı alalım. Pulverizer'ımıza koyalım. Bu esnada gelip var olan hardened glass'larımızla şunları birleştirin. Redstone Energy Conduit yapalım. Ve bunları liquid transposer'ımıza koyalım. Yalnız bu hardened glass'larımızın tamamını bunlara çevirmeyeceğiz. Bir de başka bir item daha yapacağız. Thermal Expansion bunların sıvı taşıyan versiyonlarını da ekliyor oyuna. Ve kesinlikle çok iyiler. Şimdi Induction Smelter. Gel sen. LED alalım kendimize. Fazla bile gerçi ama. Ve şuraya biraz daha redstone atayım ben. Elimizde bulunsun. Tabii enerjiyi yetiştiremiyorlar ama olsun. LED'lerimiz. Siz yetersiniz şu an. Bir saniye, 750, tamam. Hardened glass'lerimiz oluyor. Ve şimdilik sizleri şöyle yerleştirelim. Burası geçici olacak. Bunlar tamamen geçici durumdalar şu an. Şu an bir enerji sağlamaya ihtiyacımız var. Aslında düşündüm de size birazdan ihtiyacım oldu. Sana birazdan ihtiyacım olacak. Omnirange'i seviyorum. Evet. Bunların yönünü değiştirelim. Bunların da yönünü değiştirelim. Ve EU Accumulator'larımızdan bir tanesini şu aşağıya yerleştirelim. Tabii önce suya ihtiyacımız olacak. Kovan var mıydı benim? Tabii ki de hayır. Muhtemelen o kovamda bir crafting recipe'de kullandım ben. Kullanmamışım, tamam. Ben hemen şu -8 ve tamamdır. Bu arada evimin dışındaki su kaynağına gitmek için şöyle kestirme bir yol kullandım. Portakalını seviyoruz. Bu madende de çok işime yaramıştı. Direkt madene giriyorum. Orada hop her şeyi çantam mı doldu? Hop direkt at her şeyi. Ve bunun için kapıra ihtiyacımız olacak. Evet, kapır yönünden biraz zengin sayılmayız. Kapır yönünden. Ama kim umurumda? Çaktırmayın da umurumda aslında. Neyse. Zaten bunlardan bolca kullanacağımız için şimdi bolca yaptım. LiquiDuct. Bu gördüğünüz conduitlerin su taşıyan versiyonları, sıvı taşıyan versiyonları. Ve ilginç bir özellikleri daha. Mesela şu an bunların içinde sıvı var ve gördüğünüz gibi bunun yanına koydum. Hiçbir şekilde bağlanmadı ona. Bunu bağlamak için şöyle wrench ile tıklamam gerekiyor buna. Ondan sonra bağlanabiliyorlar. Evet, bunlara sıvı dola dursun. Şimdi kobastonla idare edelim. Aslında iki tane EU Accumulator koysam daha iyi olabilirdi çünkü evet, daha iyi olur kesinlikle. O zaman şunu da koyalım hemen. İki EU Accumulator neden daha iyi olacak diye soracak olursanız, bir yandan fertilizer'ımıza da su sağlamamız lazım. Bunda bir üste her seferinde bir üste açmamın tek sebebi bazen bir bug oluyor. Olduğun yerde takılı kalabiliyorsun. Ah. Sen oraya yerleşmeyecektin be dostum. Thermal Expansion makinelerinin bu özelliğini seviyorum aslında. Direkt shift click ile alabiliyorsun. Elinde wrench'in varsa, uygun wrench'in. Daha sonra her wrench'te alabiliyorduk sanırsam da. Hiçbir wrench bir omni wrench değil. Evet. Bunları fermenter'ımıza bağladığımıza göre artık başka bir şey daha yapabiliriz. Ha, biraz daha kol varmış. Fortune Enchant'ini çok seviyorum. Artık açgözlülükte son noktadayım. Ama ben bu kolları da bitireceğim hani. O yüzden. Yani zaten nanosu'yu ya da gelişmiş IC2 makinelerine başladığımızda biteceğini göreceksiniz. Eğer şu şekilde tıklarsam bu çıkışa ayarlanır ve eğer kendime bir adet lever vermeyi hatırlarsam şimdi bana birkaç tane lever gerek. Çek. Tahtam şurada vardı. Yokmuş. O halde gidip senden alacağız. Neden tek sayı aldım ben? Hazır gelmişken 12 tane lever yapalım. Zaten kullanacağız hayvan gibi. Sonlarımızda kalsın elimizde. Elimizde dedim. Ve bazen portalları açık unuttuğunuzda kasma yapabilir. Hatta o yüzden eklendi o tek portalı aynı anda açık bırakma. Tabii şu an içinde herhangi bir sıvı çıkış ve yapabileceği bir sıvı olmadığı için çıkış yapmıyor. Buraya da gelecek olursak eğer gördüğünüz gibi bu da bu da böyle bağlantı. Evet. Temel sistemimiz hazır olduğuna göre şimdi bir şey daha hazırlayacağız. Daha sonra iki şey daha hazırlayacağız çünkü bir şeye daha ihtiyacım var. Ve bunun için gene copper'a ihtiyacım var. Hatırlarsanız Red Alloy Wire diye bir şeyin varlığından bahsetmiştim. Red Alloy Wire normal Redstone'a inanılmaz derecede güzel bir alternatiftir. Hatta ondan 1000 kat daha iyi bir alternatiftir. Ve 3 tane Redstone, bir copper ile Red Alloy Ingot elde ederiz. Red Alloy Ingot'ı şu şekilde koyduğumuz takdirde Red Alloy Wire elde ederiz. Red Alloy Wire tıpkı Redstone gibidir. Ancak birkaç farkla. Birincisi tavana, duvara falan biriyle koyabilirsiniz. Ve en büyük özelliği güç kaybetmiyorlar. Gerçi yanlış hatırlamıyorsam kaybediyorlardı ancak o kaybetme oranı henüz göremeyeceğimiz kadar büyük bir oran. Evet. Bunu da aldığımıza göre sırada ne var? Sırada ne olduğunu ben de unuttum. Lan harbi unuttum. Ha. Fertilizer. Ve bunun için de Appetite'a ihtiyacımız olacak. Appetite'ımızı ve şu Ash'ler burada işimize yarayacak. Appetite'ımızla birlikte Fertilizer oluyorlar ve bir stack Fertilizer şimdilik işimizi görür. Yatıp saplingleri alsam iyi olur. Makinenin içinde biraz sapling bıraksam yeter zaten. Ya da bırakmasam bile yeter. Gene de bırakacağım ben. Ölün. Tabii çevrede creeper yok. Mis. Oh oh. Seni de yarın alalım. Evet. Saplinglerimizi aldık. Saplinglerimizi koyduk. Fertilizer'ımızı koyduk. Motorların arkasına bunu bağladık. Lever'ımızı koyduk. Ve motorlarımızın içine enerjilerini, yakıtlarını koyduk. Tabii sen ne kadar kullanıyorsun hatırlamıyorum da steel içinde lazım olacaksın. Bunlar ısınmaya başladığı esnada size bir şey göstereceğim. Isının diye. Evet, ısınmaya başladılar. Yavaştan enerji üretmeye başlarlar. Ve sen de yeterli enerji aldığında sana niye lever koyayım ben? Evet, gördüğünüz gibi işleme başladı. Şu an yavaş çalışıyor çünkü enerji aldığı enerji çok az. Hani tanesinin 0.2 Minecraft Joule elde ürettiğini hesaba katarsak çünkü ısınmadılar. Ama ilk parça Biomass'imizi elde ettik. Evet. Ve gördüğünüz gibi çok güzel de bir efekti var. Biomass'imizi elde ettiğimize göre seni de kırabilirim şimdi. Buradan biraz LiquiDuct taşıyayım. Tabii şuraya da bir lever yerleştirmem gerekecek. Gördüğünüz gibi bunları alıyor. Ve stilimizin içine koyalım bunları. Stilimizin içine giriyorlar. Stilimizin üstünden LiquiDuct bağlayalım. Gördüğünüz gibi bağlanmıyor. Çünkü ikisi farklı. İkisi sıvı taşıyan farklı şeyler. Lever'ımızı koyalım şuraya. Ve torçumuzu geri koyalım. Ardından şu conduit'imizi de koyduğumuz takdirde gördüğünüz gibi o Biomass'i işlemeye başlayıp Biofuel'a çeviriyor. Biofuel, Biomass'ten çok kat ve kat daha verimli bir şey. Ve bu sistem çalışa dursun. Hatta üstüne de bir tane hopper koyalım. O esnada biz başka şeylerimize de uğraşacağız. Sana şimdi hopper lazım değil. Bu arkadaş Biomass'imizi üretirken evet. Burada Biomass'lerimiz üretilirken, daha sonra Biofuel'larımız üretilirken biz de yavaştan sorting sistemimize giriş yapalım. Bu benim uzun zamandır beklediğim anda aslında. Çünkü daha önce hiç yapmadığım ancak muhtemelen yapacağım en karmaşık sorting machine olacak. Sorting sistem olacak. Bunun yapımında sorting machine kullanmayacağım. Kesinlikle aslında kullanacağım birkaç yerinde. Ama şu asıl kısmında sorting machine kullanmayacağım. Oyuna yeni eklenen bir makine kullanacağım. Inventory Manager. Gördüğünüz gibi şu. Ama yani şeyin yapımı hayvan gibi zor. Ve bunun her çeşidinin arkasına bir tane olması lazım. Evet. İlk önce bir tanesini hazırlamaya başlayalım. Ve bunun için aslında şunu direkt sen de çevir. Tabii sen de çevirmeden önce 8. Tamam. 3, 4 iron, 1 gold. Normal stone'umuz da olacaktı bir yerde. Hah, tamam. Burada varmış. Evet, inner stone'umuz hazır. Ve bunu medium stone'a çevirelim. Ha tabii bir yandan kendimize bir stack daha kol verelim. Gördüğünüz gibi kolları böyle çarçur harcıyoruz. Ama değiyor. O esnada bakalım sen ne durumdasın? Gayet güzel gidiyorsun. Hatta şunları da alıp şurada charcoal üretimine koyalım. Gördüğünüz gibi bu da güzel charcoal. Odun koyduğunuz takdirde de charcoal üretiyor. Ancak creosote oil üretimi coal'a göre yarı yarıya iniyor. Fakat umurumuzda değil. Evet. Ve bu esnada şimdi fark ettim de bizim bu evden çok uzakta, sürekli uzakta durmamız gerekecek. Yavaştan sanırsam bir adet chunk loader yapmaya ihtiyacımız var. Ve ben kesin oraya koydum. Portakalın ses efektini çok seviyorum. Evet. Şimdi 2 stack redstone alalım. 32 tanesini yapacak ama asa dur. 3 stack. Muhtemelen yapılabilecek en pahalı sorting sistemlerden bir tanesini yapıyorum ancak İnan bana değer. Öncelikle şu maden kısmını halledelim ve bunları da böleceğim. Şimdi alt kendime 6 tane sorting machine yapsam iyi olabilir. Evet, kendime 6 tane 3 tane yapsam yeterli olur. Bunun için şuraya gidelim. Kendinize bolca demir, redstone, gold, odunumuz var. Taşımız da olması lazım. Yok. Kobalt stone'umuz yok elimizde. Aldık. Evet, öncelikle neye ihtiyacımız olacak? Filter'a. Filter, piston. Bunun için iron'ımızı koyalım. Buraya değil. Buraya iron'ımızı koyalım. Odunumuzu koyalım. Redstone'umuz zaten var. Piston planımızı koyalım. Yapabildiğimiz kadar yapayım. Yaptım. Şimdi bunları alıp... Ah! Bu arada Backspace'e basarsanız NEI'dayken bir önceki recipe'ye geri dönersiniz. Ve kobalt sonlarımız tabii ki de yeterli olmuyor. Ve şunların durumuna bakalım. Hah, güzel. Dur. 1-2 kobalt sonlarımızı koymamıştık tabii ki de. Evet. 6 tane filter. Şimdi 6 tane yapalım makinelerimizden. Bunun dışında Regulator'ı en sona bırakalım. Bunu Sorting Machine'e upgrade edeceğiz bu 6 tanesini. Bunun için şuradaki bir şeye ihtiyacımız var. Blue Alloy Wire. Ve anlayacağınız üzere bunlar elektrikle çalışıyor. Ah, buna ihtiyaç yoktu. 6 tane Sorting Machine'imiz de hazır. Ve Sorting Machine'lerimizi yapmadan önce Regulator'a ihtiyaç var. Regulator herhalde bunun en zor kısmı olabilir. Öncelikle Buffer. Ah. Lan. Buffer. Şöylesiniz siz. Daha fazla odun. Gelsem okuyayım buraya. Bunu da bir kargo manager koysam iyi olur yakında. Bunun dışında gereksiz şeyler şimdilik şuraya gidebilirsiniz. Teşekkürler. Bu biraz fazla oldu ama bufferlarımız hazır. Ama bufferlar biraz daha lazım. Evet. Bunun için bir set daha yapmam gerekecek. Ben neden bunları hep yanlış yönde hatırlayıp duruyorum? Evet. 12 tane bufferımız hazır. 12 tane buffer'dan önce başka neye ihtiyacımız var? Item Detector. Item Detector için 6 adet Pressure Plate, 12 adet tüp ve bolca brass. Sıkıntı yok. Tüpleri zaten yapacağımızı hesaba katarsak 30 tane brass yapsam iyi olabilir. Şunlar bite dursun. Tabii. Kapırı koyduğum esnada kafası karışacak. Şimdilik 15 sanırsam iş görür burada. Evet. 6 adet pressure plate'imizi hazırlayalım. Ben neden sürekli bu crafting table'a gelip geri duruyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunun dışında şurada zaten biraz burasımız varmış. Sen git. Sen de gidebilirsin şimdilik. ...23 tane brass. Ama glass'a da ihtiyacımız vardı. Yanlış hatırlamıyorsam şurada biraz pişiriyordum. Tamam. Bu sefer bilerek bunlara geçtim. Evet. Başka neye ihtiyaç var? Red dot wafer. ve brass. Olmazsa olmaz. Ve item detektör. Item detektörlerimiz de hazır. Brasslarımızı şuraya geri koyalım. Peki. Item detektörlerimiz hazır. Regulator'a upgrade edeceğiz bunları. Regulator'a upgrade etmek için ne lazım? Biraz daha brass, odun ve red dot wafer ve brasslarımız yeterli değil. La 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 la. Evet, brasslarımızı da yerleştirdik. Regulatorlarımız da hazır. Ve son olarak Sorting Machine, Regulator, Iron, Red Top Wafer. Ama bir eksiğimiz var. Gördüğünüz üzere Blue Alloy Ingot'larımız az. Ama sıkıntı bir şey değil. Kendimize yarım stack silver verelim. Ve 2 stack'ten nicolite verelim. Stillerimiz şuraya gidebilir. Dark Ashes'larımız da şurada işlenebilir. Evet. Onlar ola dursun. Biz ne yapalım esnada? Yapacak başka bir şey aklıma gelmiyor. Bolca tüp yapacağız. Tabii tüple tüp yapmaya çalışıyorum. Ne kadar da zekiyim. Tamam, bu işimizi görüyor. Hatta fazla bile. Evet. Tabii iron'ımız eksik geldi. Neyse, sıkıntı yok. Iron'dan bol bir şeyimiz yok. Cidden iron'dan bol bir şeyimiz yok. Belki kömür. Evet, 6 adet manager'ımız hazır. Şimdi uyuyup bunları yerleştirelim, ancak siz beni nereden gördünüz? Altın yerleştirmeye çalışıyorum. O kadar zenginim. Evet. Gündüz olduğuna göre artık şunları yerleştirmeye başlayabiliriz. Bunları döndürmemiz gerekebilir. Evet, gerekecek. Hatta şunu baştan yerleştirmemiz gerekir. O esnada kendime Sonic Screwdriver, Sonic yapmamıştım henüz. Normal screwdriver'ımı, yani tornavidamı alayım. Şu siyah taraf bağlayacağınız chest'e değmeli. Beyaz taraf ise diğer taraf. Öbür taraf. Evet. Size Inventory Manager'ların olayını hafiften anlatmak isterdim. Ancak şu an müsait değiliz. Çünkü hem henüz elektriği tasımadık ona, hem de süremizin neredeyse sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, bu bölümde bayağı bir yol kat ettik. Kapatmadan önce bir şunun durumuna bakayım hemen. O iyi gidiyor. Tabii biofuel üretiminin biomass üretiminden daha hızlı olduğu gibi bir gerçek var. Bir de biomass üretiminin biraz verimsiz olduğu gibi bir gerçek var. Aslında düşündüm de sen kaç Minecraft türü istiyorsun? Sana bir tane motor yeter mi diye düşünüyorum da. Ha, gerek yok. Şu tankta olduğunda bundan enerjiyi keseriz. Evet. Sanırım bölümümüzü bitirmek için gayet güzel bir noktadayız. Köfteyiz Köfte'den iyi günler, iyi eğlenceler.